çalışalım. Bu hareketi yapabilmeniz için vücudunuzun esnek olması gerekiyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle stretching yapacağız. Stretching ne demek? Açma germe yapacağız. Açma germe bizim kaslarımız için aslında çok faydalı. Kaslarımızdaki stresi almak için çok yararlı hareketler. Ben çocukluğumdan beri taekwondo yapıyorum. Babam da zaten antrenörümdü. Bir müddet ara verdim. Yatılı okuduğum için ve benzeri sebeplerden. Şimdi yaklaşık 1,5 yıldır falan devam ediyorum. İyi bir salonumuz var. Ahmet Hoca ile birlikte güzel antrenmanlar yapıyoruz. Size ilerleyen videolarda taekwondo'da yaptığımız antrenmanlarla alakalı ve müsabakalarla alakalı da içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Bugünkü antrenmanımız daha çok açma germe olacak. Açıkçası ben sizlerle birlikte açma germeyi her gün yapmak ve devam etmek için kendime bir hedef belirledim. Şu anda bu videoyu çekiyorum çünkü bu video sayesinde ben de kendi kendimi zorlamış olacağım aslında. Çünkü 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve hani 1 yıllık bacaklarımı ne kadar açtım gibi, hani ne kadar sürede ne kadar bacaklarımı açabildim gibi bir içerik yapmayı düşünüyorum. Şu anda bacaklarım çok kapalı, çok kötü durumda. Tabii çocukken sıfır açabiliyordum. Şu anda yani mümkün değil sıfır açmam. Bayağı bir hamlamış durumdayım. Ama bugün bu serinin ilk videosuna başlamış olacağız. Açma germe ve esneme hareketleri nasıl yapılır? Açma germe yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yani vücudumuzu ısıtmadan bir kere asla açma germe yapmamalıyız. Bu arada tabii ben bu işin profesyoneli değilim. Herhangi bir antrenörlük sertifikam ya da belgem yok ama yıllardır kültür fizik hareketleri, esneme ve ısınma hareketlerini yapıyoruz. İlk hareketimiz ısınmaya başlarken olduğumuz yerde koşmaya başlıyoruz. Biz kendimiz salonda da eğer yer bulamazsak, herhangi bir alanımız yoksa bu şekilde ısınıyoruz. Yani siz tabii şu anda evde olduğunuz için bu şekilde ısınıyoruz. Yoksa dışarıda koşarak da ısınabilirsiniz. Herhangi bir parkta da bu hareketleri çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü herhangi bir ekipmana da ihtiyacımız yok. Ama sokağa çıkma yasağı var. Tabii şu anda sokağa çıkma yasağı var. O yüzden zaten evde yapıyoruz sporu. Bugünler zaten evde bir şeyler yapma zamanı. Evde boş durmama zamanı. Daha sonra bu şekilde 3 6 7 8 9 10 10 10 kere bu diz. Daha sonra 10 kere bu diz. Daha sonra iki dizi de çektikten sonra aynı anda iki, yani sağ ve sol yaptıktan sonra aynı anda iki dizi birlikte çekiyoruz. Tabii alt komşu bundan biraz rahatsız olabilir. Bileklerinde bu şekilde ağırlıklar var. Biz çocukken, yani şu anda da bunu yapabilirsiniz ama daha önce salonda da bu şekilde çalışırdık. Yani kolona, herhangi bir duvara serum lastiği bağlardık. Önceden serum lastikleri vardı. Diğer kısmını bileğimize bağlardık. Bağladıktan sonra o şekilde antrenmanlarımızı yapardık. Şu anda ben ağırlıklarla çalışıyorum. Şimdi kollarla devam ediyoruz arkadaşlar. Önce sol kolumuzu esnetiyoruz. Daha sonra sağ kolumuzu esnetiyoruz. Bu şekilde arkaya doğru esnetiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra başımızı. Bunlar temel ısınma hareketleri aslında. Daha sonra şu şekilde yanlara doğru esneyin. Bacağınızı esnetin. Öne doğru. Bu hareketleri yaptıktan sonra hareketimizle devam ediyoruz. Bu esneme hareketini yaparken şuna dikkat edeceğiz. Arka ayağımız yan tarafa bakarken ön ayağımız direkt ön tarafa bu şekilde bakıyor. Ve dizimiz, parmak ucumuzu geçmiyor. Bu şekilde öne doğru esniyoruz. Bu esnemeyi yaparken ayağınızı açabildiğiniz kadar açın. Şuradaki gerginliği hissedin. Yani açmak istediğiniz bölge burası. Çalıştırmak istediğiniz bölge burası. Bu şekilde esneme yaptıktan sonra parmak ucuna geçiyoruz. Arka ayağımız parmak ucunda olacak şekilde esnemeye devam ediyoruz. Daha sonra ayaküstü şu şekilde. Şimdi diğer tarafa. Yine aynı şekilde ayağım, bakın bu şekilde bakıyor. Ön ayağım da direkt ön tarafa bakıyor. Tekrar ayağımızın üzerine esnemeye devam edeceğiz. Şu şekilde ayağınızı uzatıyorsunuz. Diğer ayağınızı içerisine alıyorsunuz. Ayağınızın üzerine esnemeye devam ediyorsunuz. Burada kapanabildiğiniz kadar kapanın. Parmaklarınız ayak parmak ucunuza değsin. Hatta bacağınızın üzerine kapanabiliyorsanız bu şekilde kapanabilirsiniz. Ama kendinizi çok zorlamayın. Ondan sonra bacağınızı dışarı alarak şu şekilde devam edin esnemeye.
Şimdi tam tersi. Dizinizi kırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Canınız yanacak. Canınız yandığı için bacağınızı kırabilirsiniz. Kırmamaya dikkat edin. Şimdi bu esneme hareketlerinden sonra şu şekilde iki ayağınızı alıp parmak ucunuza doğru. Burada kapanabiliyorsanız dediğim gibi bu şekilde kapanın. Bakın bu şekilde yastıklarınızı koyuyoruz. Yastıkları koyduktan sonra dizlerimizi üzerine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra hafif 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 bacaklarımızı açmaya devam ediyoruz. Bunu maksimum çıkarabildiğiniz seviyeye kadar çıkartın. Kurbağa pozisyonu dediğimiz pozisyona geçtikten sonra dirseklerinizi yere dayayın ve burada bacağınızı açmaya devam edin. Yani maksimum açabildiğiniz seviyeye kadar burada kendinizi zorlayın. İç taraflar, şu baldırlarınızın içleri yanması gerekiyor. Evet, 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 evet. Evet. Tamam, yavaş yavaş, beni yavaş de yavaş. Çalıştırıyor. Yavaş yavaş. Bas, 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 bas. Sıkıkça bir spor. Bas, 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 bas. Oh my gosh. Bas. Bir süre açtıktan sonra kalın. Yanma devam ediyor. Yanma devam etsin. Bu yanma devam ederse zaten bilin ki açılıyor yavaş yavaş. Ama bu bir anda olacak bir şey değil arkadaşlar. Daha sonra bu hareketin devamında yana doğru açın. Açabildiğiniz kadar açın. Burada da yanma devam edecek. Esnetin arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tam tersi. Esnetebildiğiniz kadar esnetin. Açabildiğiniz kadar açın. Yansın. Bizim sporumuzda esneklik çok önemli. Bakın şimdi şu şekilde dizinizin üstünde öne doğru uzatın. Ve bu şekilde devam edin. Çünkü tekvandoda yukarı atılan tekmeler hep daha yüksek puan getiriyor. Sizin yukarıya atacağınız tekmeler sizin için her zaman için avantaj. Bakın bu şekilde vücudumuzu tamamen esnettik. Şu anda buralarda hafif hafif yanmalar devam ediyor. Bu şekilde esnedikten sonra bacaklarınızı yanlara doğru açabildiğiniz kadar açın. Vücudunuzu zorlayın. Yani burada limit tamamen sizin kendinizsiniz. Açabildiğiniz kadar açın. Ne kadar açabiliyorsanız. Tabii ki zarar vermemek şartıyla. Yani açamadığı yerde durması gerekiyor değil mi? Ya tabii açamadığı yerde zaten duracak yani. Ama açabildiği kadar açsın, esnetebildiği kadar esnetsin. Hani canım yanıp deyip vazgeçtiğin anda açamazsın bacaklarını. Canın yanacak. Isınacak, ondan sonra yapacak bu hareketleri. Ya bir anda cart diye zaten kimse ayıramaz. Zaten bacaklarınızı bir anda o şekilde ayırırsanız muhtemelen sakatlanırsınız. Asla öyle bir şey zaten size kimse önermez. Bu hareketlerin hiçbirini tabii ki ısınmadan yapmayın. Açma germe denilen şey vücudunuzu ısıttıktan sonra, yani bu temel egzersizleri, ısınma hareketlerini yaptıktan, kültür fizik hareketlerini yaptıktan sonra olacak bir şey. Bu hareketleri yaptıktan sonra bacaklarınızı açın ve bunu her gün yapmanız gerekiyor. Yani şöyle, benim bacağım açılmıyor, işte 3 ayda açan var, 6 ayda, 1 yılda. Yani bu tamamen değişken. Kişinin antrenman tipine, anatomik yapısına, bacakların yani ne kadar esnettiğine ve spor geçmişine, yani her şeye bağlı. O yüzden benim bacağım sıfır açılmıyor, İşte açamam, böyle bir şey yok. 30-40 yaşında bile açan adam var. Hani sonuçta arkadaşlar, fitness dediğimiz şey kasların strese girmesiyle oluşan bir şey. Stretching dediğimiz şey de kasların gevşemesi, rahatlaması ve açılmasıyla olan bir şey. Yani fitness yapıyorsanız mesela stretching yapmanız doğru değil. Çünkü fitness kısa kas. Yani kısa kas için fitness yapılır. Uzun kas için fitness yapılmaz. Uzun kas için stretching yapılır. O yüzden eğer bir body merakınız varsa ve vücut geliştiriyorsanız stretching hareketleri sizin için çok doğru değil. Ha, bu şu demek değil, stretching yapmayın asla falan gibi bir şey yok. Hepsinin hareketleri farklı. Yani sonuçta şöyle düşünün, birçok vücut geliştirici yukarıya bir apçagi atamaz. Yani atamazdan kastım ayağını kaldıramaz. Çünkü kasları kısa, kısa kas grubu. Ama bizim gibi uzun kas grubuna sahip sporcular istediği gibi yukarıya apçayı atabilir. Yani bu tekmeyi rahatlıkla atabilirsiniz. Çünkü niye? Kaslarımız uzun. Ama mesela ben fitness yapıyor olsaydım, fitness çalışıyor olsaydım benim tekmelerim
bu seviyeye mümkün değil kalkmazdı. Şu anda kalkmasının sebebi bu. Ve şöyle bir avantajı var. Size bir hareket göstereceğim. Daha sonra bu hareketi nasıl yaptığımı da anlatırım. Bu bizim ense kipesi dediğimiz bir hareket. Bakın arkadaşlar, bu hareketi yapabilmeniz için vücudunuzun esnek olması gerekiyor. Ve bu hareketin temelinde yatan şey aslında şu. Köprü dediğimiz hareket. Yani şu hareketi yapmanız gerekiyor. Eğer bu hareketi yaparsanız ve bu şekilde vücudunuzu esnetirseniz bu sizin için çok faydalı ve yararlı bir hareket olacaktır. Ama dediğim gibi yani yapmadıysanız, böyle bir geçmişiniz yoksa kendinizi çok fazla zorlamayın. Bunlar zaman içerisinde olacak şeyler, bir anda olmaz. Evet arkadaşlar, şu anda videonun sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve aşağılardan, şuralardan, bir yerlerden kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun benzeri içerikler istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani bununla alakalı salonda başka içeriklerim de olacak. Kumselerle alakalı, müsabakalarla alakalı başka içerikler de yapacağım. Size tekvandoyu anlatacağım. Tekvando bir sokak sporu değil, bir salon sporu. Size bunlardan bahsedeceğim. Lütfen beni izlemeye ve takip etmeye devam edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Abi. Bir tekme at bana. Tekme at. Tamam dur. Ama hareket etmemiz var. Bu arada bunun adı steps. Şu an dans ediyorum bak. Gördün mü? Ama sen... Neden tekme at? Arkadaşlar bakın, çok temel bir teknik gösteriyorum size. Evet. Elim acıyor. Temel... Elim acıyor. İşte bunlar hep temel teknik. Bekle bekle, dur. Dur bak dur. Bir uygulamada bir hareket göstereceğim. Bir dakika. Tamam. Burada da ucunu alacağım. Tamam al. O ne lan? Bana top attın. Lütfen burayı terk et. Spor videomu baltalıyorsun şu anda. Anne spor yapacağım. Anne spor mu? Kafama atıyor. Manyak. Tamam tamam. Bak yeter, tamam. Yeter lan, yeter. Ay! Yeter. Yeter. Hak ettin etsin. Yeter. Kestik. Al onu al, yanacak gibi bana. Kafası yanacak.